İtalyan eserlerinin bulduğu bölmeye doğru gidiyoruz. Başka bir bölme burası da. Kendilerini büyük olarak görüyorlar zannediyorlar ama böyle bir ayrıcalıkları var yani. Kültür ve sanatlarıyla. Tarih abi, tarih. Evet. Medeniyet yani. Medeniyetleriyle. Tabii yani şu anda fakir olsun. Dünya kültür medeniyetine katkılarıyla bir saygınlıkları var. Bak, Ahdi İslam diyor. Gel. Evet arkadaşlar. İslam bölgesine de giriyoruz. Burayı da gezeceğiz. İslam eserlerinin bulunduğu mekan. Bölüm. Burası da arkadaşlar İslam eserlerinin olduğu bölme. Buraya da kesinlikle gelin tabii ki. Yer yerlere göre burada bir huzur hissettin mi? Evet. Bir Müslüman olarak. Sessizlik ya. Çok kalabalık değil ondan mı? Olabilir. Kapak pencere var yani. Kapaklar var. Evet. Çok fazla İslam kültür medeniyeti yansıtan eser yok. Kılıçlar var. Burada bir tane vardı, çok da yoktu. Bir de şunu gördüm. Bak bunlar falan mesela. Onlar da kırılmış parçaları değil mi? Evet. Yani böyle darmadağın. Arkadaşlar buraya gelirken karnınızı güzel doyurun. Spor ayakkabısı giyinin, yürüyüş ayakkabısı. Böyle çayınızı, kahvenizi için böyle minimum söyleyeyim. Yani minimum 3-4 saat yürümeniz lazım ona göre. 3-4 saat. O da hız. Yani bu alt Mısır eserlerinin olduğu yer herhalde aşağıya. Yok, Kur'an-ı Kerim falan vardı orada. Tamam işte İslam eserleri şeyler. O da yani biz şimdi iki tane arkadaş geldik. Sportif, güçlü, kuvvetli. Yani yanınızda hanımefendiler. Şimdi onlar da laf atacak. Aa biz yürüyemiyoruz mu falan diye de. Çoluk çocuk olursa tabii daha da uzun sürer bu. Mumya görmek istiyorum ya. Mumya. Mumya güzelse mi? Yok bunlar değil. Gerçek mumya var normal. Kesinlikle geldiğinizde gör. Evet. Geldik. Geldik evet. Antik Mısır'a geldik. Allah Allah. Aynı. Burası neresi? Vaa wow, Topkapı Sarayı. Oy. Anam anam içi titredi ya. Öyle mi? Vallahi ya. İçi titremiş. Çok hızlı. Sultan Süleyman Opale de Topkapı İstanbul 1558 yılında Sultan Süleyman'ın Topkapı Sarayı'ndaki tasvir etmişler. Güzel. Kuran Mosque, İran'daki büyük mosque, cami. Sahancan. Bu da güzel yani en azından değil mi? Böyle İslam eserleri dedik ya biraz önce. Taşıyamadıkları için burada İslam eserlerini gösteriyorlar. Şimdi İslam mimarisiyle Hristiyan mimarisinin arasında bir fark var. Irak, İslam mimarisi 1237. İç güzelliğine, iç sanatına ve düzenine şey yapmışlar. Işıklandırması ve havalandırması çok daha güzel. Dışı çok güzel değildir camilerin. Hristiyanlarda mesela şey dışı çok güzeldir, iç karanlıktır falan. Burası onun için de İslam medeniyetinde iç güzelliği hepsinden daha önemlidir. Güzelliğe bakar mısın ya? Hayda kurban oldu mu? İran 1524-1525 diyor. Özbekistan. Semerkant 1370-1400.
küsür. Göremedim, hızlı geçti. Geriye sardırırsınız artık. Fransız eserlerinin olduğu Tapıdıkçısı Kovula Gron Galeri'de bir video. Tabi 1668-1669 yılında gelmiş halı, evet. 500 yıllık halı. Lazım mı eve? Eve lazım mı bir tane? Bir tane götür. Ev bulursak olur. Ha? Şöyle koltuk falan ha? Şöyle bir koltuk takımı. Ya. Ben böyle klasik yeri de sevmiyorum. İşlemleri görüyor musun? Arkadaşlar 15 dakikadır antik Mısır'ı arıyoruz. Çok büyük bir yer. Yani buralara da gelmemiştik. Mısır'ı ararken buraları da size hızlı hızlı göstermiş oluyoruz. Evet. Bitti mi burası? Evet, karşı binaya geçeceğiz ya. Arkadaşlar işte bu binaları görüyorsunuz değil mi? Burası hep sanat eserleriyle dolu bizim bulunduğumuz bu tarafta. Yani buraya böyle 1-2 saatte gezmenin mümkünatı yok. Tam gün ayıracaksınız. Diyeceksiniz ki en az bir gün ben Louvre'u gezeceğim diyeceksiniz. Louvre'u gezeyim, ondan sonra başka yere gideyim falan. Öyle bir şey yok yani, aklınızdan çıkartın. Of, şu eserlere bakalım. Ha, kılıcım. Şöyle kızlarını alsana ya. Bengadil'e Zeynep Süreyya. Şöyle hediye olur ha. Bir tane çok ondan. Çok güzel. Ha, odalar masanın üstüne korlar. Mücevherlerini korlar. Mücevherlerini koyarlar. Mücevherleri saçınıza kezlamıyorlar. Hissediyor musun Mısır'a geldiğini? Hafif bir koku. Hafif bir koku var mı Mısır eserleri ha? Kapkacak ha? Hisset arkadaş Mısır. Bak toprak renginde. Toprak. Tabi tabi milattan önce falan yani. Artık Mısır dedim oralara gidiyor. Milattan önce evet. 2000-3000 yıllar arasında. Böyle bir şey yok yani. Arkadaşlar geldiğimiz zaman salonlarda kesinlikle kafamızı kaldırıp bakıyoruz. Unutmayın. Çok Mısır eseri var ha. Bayağı resmen bir binayı ona ayırmışlar yani. Mısır'dan çok eser çalıp getirmişler. Fransızlar görüyor musun abi? Millet zamanında ne uğraşmış, yapmışlar. Bunlar da getirmişler şimdi. Parasını yiyorlar. Şuradan bir küpe müpe, ha? Yüzük, bilezik. Altın mı? Ha? Yok, boya. Altın mı diyor. Bunlara bak ya. Yani bunlar bir de tarihi eser, altın değil yani. Şunun altın olarak olanını alabilirsin ama bunu alamazsın. Bak şu ne? Gümüş. Değil mi? Şu ne? Gümüş. Bu ne kadardı? Bunu şu elimizde olsa herhalde bir zengin olduk milyonluk. Yüzük var la. Erkek yüzükleri de var. Gel bak. Şöyle şunlardan bir tane. Hangisini beğendin kardeşim? Sana hediye edeyim. Ha, şunu beğendi birader. Ya kocaman oğlum. Sanki büyük elin mi var lan? Ha? Gösteriş mi yapacak? Böyle böyle bak, böyle takacak buradan böyle. Gösteriş mi? Sen hangisini alırdın? Ha? Ya ben hangisini alırdım? Şöyle bakıyorum. Şunu alırdım bak, şu güzelmiş. Öyle değil mi? Bak şunu alırdım. Şu nazik, kibar böyle.
Benim ellerim çok büyük olmadığı için ellerime de yakışır. Sen de böyle kocaman, şunu diyor, gösteriş kocaman. Kafan kadar olur mu? Hangi ele takar, parmağı takar? Baksan ölü mü? Baksan ölü mü? Bunlar oyun aletleri. Öyle mi? Oyun oynamak için, evet. Vay be. Bunlar oynuyorlarmış bunlar. Oyunlar oynuyorlar. Evet. Gördün mü acı bunu? Mısır'ı sona bırakmayın bizim gibi arkadaşlar. Çok büyük yer. Yoksa çok fazla dikkatli gezemezsiniz. Yorgunluktan dikkatiniz dağılıyor. Evet, baksana mı? Evet. Arkadaşlar, eski Mısır'dan kalmış bir mumya. Bak, mumya işte. Değil mi? Yazıyor böyle zaten. Ne diyor? Süleyman kimin mumyası diyor? Görüyor musunuz mumyayı? Eser bitmiyor Louvre'da. Louvre da bitmiyor, eser de bitmiyor, insan kalabalığı da bitmiyor. Yorulduk. Haşatımız çıktı. Yeter artık ha. Bak sizler için bu kadar yoruluyoruz, geziyoruz, zahmet ediyoruz. Şu videoları bir patlatın artık ya. Bir beğenin. Ayıp ya. Arkadaşlarınıza yollayın. Ayıp ya. Ayıp demeyelim de. Ayıp demeyelim de. Ya bir beğenin, yollayın, bir patlasın yani. Biz de moral olsun. Daha güzel yerlere gidelim, gezelim. Daha güzel yerleri çekelim. Yani Sorte o taraftan devam ediyoruz. Çıkış. Artık çıkışa doğru gidiyoruz. Çıkışa gidiyoruz ama görüyorsunuz. Gidemiyoruz. Hem gidemiyoruz hem de hala her tarafta eserler, görmediğimiz yeni eserler görüyoruz. Mozaiklerle yapılmış bir şey, eserler bunlarda. Gördün mü? İran bak ha. Bak başka bir yere geldik. Kılıcım burayı gezmedik. Gel, iyi oldu. Bak burayı da gösterelim arkadaşlara. Burada İran tarihiyle alakalı eserler. İran burası. İran. Baksana bak bak sen esere bak esere. Evet arkadaşlar, Louvre gezisini bitirdik. Bayağı yorulduk. Tavsiye edeceğimiz şeyler, kondisyonlu gelin, şöyle 1-2 ay bir kondisyon tutun. Bayağı yoruyor insanı. Yani bir gününüze ayırın tamamen, hele çoluk çocuğunuz varsa kesinlikle böyle bir gününüze ayırın. Sabahtan akşama kadar dinlene dinlene, oturacak yerler var. Güzelce ne, eserlere baka baka gezersiniz. İçerisi sıcak, kış mevsiminde girmemize rağmen. Ona göre İçeride bir şeyler de satılıyor. Kahve, su veya restoranda var ama tercihe göre tabii. Çok güzel eserler var. Sanat severleri Louvre Müzesi'ne bekliyoruz. Kılıcım, söyleyeceğin, anlatacağın nasıldı? Nasıl geçti? Çok 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 güzeldi. Bu kadar tarihi eserin bir arada olduğu hiçbir yeri görmemiştim. Daha önceden farklı yerleri gezmiştim, müzeleri gezmiştim ama bu kadar büyüğünü görmemiştim. Dünyanın en büyüğü. Evet. Memoli getirirse dünyanın en büyüğüne getirir. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Memoli. Ben teşekkür ederim kardeşim. Görüyorsunuz arkadaşlar, buraları komple gezdik.
Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Memoli ile kalın.